Kirazlı Erik. Havuç adam şip şap şop.
Kırmızı balık gölde kıvrılı kıvrılı yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrılı kıvrılı yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. İrikcim bakar mısın, ne kadar güzel bir balık var gölde. Nasıl da güzel kıvrılıyor. Evet Kiraz, gerçekten çok güzelmiş ama onu hemen uyarmamız gerek. Balıkçı geliyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Erik, gitgide yaklaşıyor balıkçı. Biz balığı nasıl uyaracağız, bir fikrin var mı? Acaba seslensek bizi duyar mı? Deneyelim o zaman. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Of, bizi duymadı. Ne yapacağız şimdi? Başka bir yol bulmalıyız. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Siz şimdi çekirdek de burada bekleyin. Ben hemen geliyorum. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Ah, geldin mi Erik? O elindeki nedir? Bu bir oyuncak kayık. Peki o kayıkla biz nasıl ulaşacağız balığa? Şimdi göreceksiniz. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Şimdi ben bu kayığın altına küçük bir işaret bırakacağım. Balık da bu işareti gördüğünde yukarıda balıkçı olduğunu anlayacak ve onun göndermiş olduğu yemi yemeyecek. Böylece balık kurtulacak. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç.